Değerli izleyicilerimiz, çok çok önemli bir iki konu var. Türkiye'de emeklilik, yurt dışı emekliliği şartları değişti biliyorsunuz. Yani daha önce yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız yaklaşık 55-60 bin lira öderken şimdi bu paralar uçtu. 5-6 katı oldu. Şimdi hesaplayacağım. Yurt dışı emekliliği yapmak isteyenler ve yurt dışı emekliliği yapanlar ve Türkiye'de yatırım yapmak isteyenler, parası olanlar çok iyi dinlesinler. Bakın. Şimdi daha önce 50-60 bin lira ödeyen bir kişi 2500 lira civarında bugünkü rakamla maaş alıyordu. Maaş bağlanıyordu. 10 yıllık borçlanma yapılıyordu. SSK'dan emekli oluyordu. Şimdi 1 Ekim 2019 tarihinde bu yasa biliyorsunuz değişti. Peki kaç para oldu? Şartlar ne oldu? Bakın. Şimdi 10 yıllık borçlanma varken bu erkekler için 25 yıllık borçlanmaya çıktı. Kadınlar için ise 20 yıla çıktı. Bak bir anda uçtu. Hesaplayalım ne kadar ödeyecek? Değerli izleyicilerimiz, Türkiye'de bir erkek 25 yıllık borçlanma yapmak zorunda yurt dışı emekliliği için. Ödeyeceği para 396 bin lira. Evet. Kaç euro yapıyor? 9 lira diyelim euro. 44 bin euro ödemeniz lazım. Bak yazalım bunu buraya. 44 bin euro. Kadınlarda durum ne? Yurt dışı emekliliği yapmak isterseniz. Hemen onu da hesaplayalım. Kadınlarda da 316.800 TL yapıyor. Euro'ya bölelim bunu. 35.000 euro, 35.200 hadi 35.000 euro ödemeniz gerekiyor değerli izleyicilerimiz. Yani yurt dışı emekli erkekler 44.000 euro. Kadınlar ise 35.000 euro ödemek zorunda. Daha önce SSK'dan emekli oluyordunuz. Şimdi Bağkur'dan emekli oluyorsunuz. Peki kaç para maaş alacaksınız? Onu da hesaplayalım. Yaklaşık 1700 lira para alacaksınız. Yani 188 euro. Hadi 180 euro para alacaksınız. 180 euro maaş. Hadi geçin. Etin kilosu 70 lira. En ucuz sebzenin, meyvenin kilosu 7 lira, 8 lira. Bak 1700 lira maaş alacaksın. Bu parayla hadi Almanya'dasın, Fransa'dasın, Hollanda'dasın. 180 euro hangi derdine derman olacak? Bak ne Almanya'da burada ne Türkiye'de. Hiçbir şey yaramıyor bak. Kaç para ödeyeceksin? 44 bin euro. Yaklaşık 400 bin lira para ödeyeceksin bak. Bak ne oraya yarıyor bu para ne buraya yarıyor. Hiçbir yere yaramıyor. Şimdi Türkiye'de izleyen arkadaşlar diyordur. Sizin tuzunuz kuru diyorlardır yurt dışındakilere. Yurt dışındakiler de şunu söylüyor. Siz orada güllük gülistanlık bir hayat yaşıyorsunuz. Bak inanın bana yaşı benden büyük olanlar daha iyi bilir. Ne yurt dışında Almanya'da, Fransa'da, Hollanda ne de Türkiye'de artık eskisi gibi bir hayat yok. Bak biz iki tarafı da işimizden dolayı iyi biliyoruz. Öyle bir hayat yok. Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, Belçika'da, Avusturya'da, İsveç'te, İsviçre'de, Norveç'te ya da diğer ülkelerde vatandaşlarımız çoğu artık geçinemiyor. Bitmiş vaziyette. Çoğu zaten sosyal yardım alıyor. Biraz sonra geleceğim. Türkiye'de parası olanlara finansal bilgi değişimi var biliyorsunuz. Buna geleceğim, anlatacağım. Çok önemli bir konu. Türkiye'de evi, arabası, tarlası, yazlığı, bankada parası olanlar, bak çok çok iyi dinlesinler yayınımızı. Lütfen sonuna kadar takip edin. Şimdi yurt dışı emekliliği şu anda artık bana sorarsanız hani Fatih Bey sen yurt dışı emekliliği yapar mısın? Yapmam.
Yani 400 bin lira öde. 44-45 bin euro öde. 180 euro para al. Gerek yok. Orada kalsın. Bana göre. Yani karar sizin. Özel bir durumunuz vardır falan. Ben ona bir şey demem. Kimseye yurt dışı emekliliği yapın ya da yapmayın demiyorum. Bu karar takdir sizlerin. Ben sadece durumu anlatıyorum. Hesabı yaptım size. Şimdi bazı vatandaşlarımızdan, izleyicilerimizden bizler bu konuyu konuştuğumuzda şöyle bir soru alıyoruz. Ben Türkiye'deki sağlık hizmetlerinden doktora gittiğimde falan bedava yararlanmak istiyorum diye. Ne yapabilirim diye. Bununla ilgili çok ucuz bir paraya, aylık çok komik bir paraya bu parayı ödeyerek neler yapabileceğinizi önümüzdeki günlerde ben tek tek detaylı bir şekilde anlatacağım. Yani Türkiye'ye gittiğiniz zaman oradaki bedava doktora gitmek için bazı biliyorsunuz Türkiye'de çok çok iyi hastaneler var. Çok iyi doktorlar var. He, hepsi iyi mi? Yok. Yani Almanya'da da Fransa'da da iyi var kötü var. Ama bazı vatandaşlarımız Türkiye'yi tercih ediyorlar. Onların da neler yapması gerektiğini tek tek anlatacağım. Lütfen bu nedenle Emekli TV'yi mutlaka takip edin. Bakın. Şimdi bu emeklilikle ilgili hesabı size yaptım. 44 bin euro ödeyeceksiniz diye. Türkiye'de bazı kendini sosyal güvenlik uzmanı ilan edenler var. İlan eden ne demek bak. Ne yapıyorlar bundan anlatacağım bu emeklilikle ilgili. Şimdi Türkiye'de sosyal güvenlik uzmanlığının bir okulu yok. Yani siz ya da ben desek ki biz ben sosyal güvenlik uzmanıyım dediğinizde siz sosyal güvenlik uzmanı oluyorsunuz. Okul falan yok. Bir örnek vereyim daha iyi anlaşılsın diye. Mesela bir avukat hukuk fakültesini bitirmek zorunda değil mi? Avukat olabilmesi için. Mühendis mühendislik fakültesini bitirmek zorunda değil mi? İşte pilot pilot okulunu bitirmek zorunda. Diploma lisans gerekiyor değil mi? Ama sosyal güvenlik uzmanlığının bir diploması falan yok. Okul yok. Türkiye'de kanun diyor ki bir işin diyor. Önce diyor bunun sınavının olması, bu okula bir giriş ve çıkış diplomasının olması gerekiyor. Sosyal güvenlik uzmanlığının böyle bir durumu yok. Yok, böyle bir durum yok. Şimdi değerli izleyicilerimiz böyle bir durum yok. Hal böyleyken Türkiye'de pek çok noktada bir sürü sosyal güvenlik uzmanı olduğunu söyleyen hokkabazlar türedi. İşini doğru yapanlara asla bir şey söylemiyorum. Bak beni işini doğru yapan, dürüst olanlar sakın yanlış anlamasın. Ben çürük elmalar için konuşuyorum. Şimdi bunlar diyorlar ki siz işte şu kadar para ödemeyin. İşte 396 bin lira dedim ya 44 bin euro ödemeyin. Biz seni 20 bin euroya emekli ederiz diyorlar. Bunlar yine başka bir şey daha söylüyorlar. Biliyorsunuz pek çok vatandaşımız Avrupa'da sosyal yardım alıyor. Türkiye'deki mal varlıklarının bilinmesini istemiyorlar. İyi, yanlış, kötüyü de konuşmuyorum. Ben durumu anlatıyorum. Bunlara da diyorlar ki biz diyorlar sizin E-Devlet üzerinden mallarınızı gizleriz diyor. Görünmez diyorlar. Bak. Ve bazı vatandaşlarımız bunlara inanıyor. İşte 44 bin euroya emekli olması gerekirken 20 bin euro veriyor buna. Ya da diyorlar ki bunlar sen diyor 5 bin euro 10 bin euro bana danışmanlık ücreti öde ben seni işte şu kadar parayı emekli ederim diyorlar. Bak. Vatandaş da inanıyor buna. İnanıyor. Ve aldanıyor. Bunlar bir sürü tezgah yapıyorlar. Bak. Bir kısmı bu Avrupa'da yayın yapan televizyon kanallarına falan çıkıyorlar. Bir kısmı bunların değerli izleyicilerimiz bu koronadan önce Avrupa'ya gelip dolaşıyorlardı. Bu biliyorsunuz camilere, derneklere, bilmem nelere, oralara, buralara vatandaşlarımızın yoğun oldukları yerlere geliyorlardı. Koronadan dolayı gelemiyorlar. Ayakları kesildi. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye paraları topluyorlardı. Aynı bu hatırlar mısınız? Daha önce holdingçiler vardı ya. Bilmem ne holding, o holding, bu holding, fabrika yapacağız, o yapacağız, bu yapacağız da milleti çarptılar gittiler ya. Bunlar da öyle. Bak bunlar da öyle. Bir kısmı. Bunlar bir de televizyonlu kanallarına çıkıyorlar. İşte Avrupa'da yayın yapan dedik ya. Bunlar bu televizyon kanallarına paralar ödüyorlar bak. Çıkmak için haberiniz olsun. Televizyonlar da para kazanıyor. YouTube'da bir sürü hokkabaz var böyle bak.
şunu yapacağız, bunu yapacağız, onu yapacağız, bunu yapacağız falan. Dilleri de çok güzel böyle şey yapıyor, böyle çok güzel laf yapıyorlar. 3 dakika dinle, Boğaz Köprüsü'nü sana satarlar bak. Haberin olsun bak.